Buraya 1900 diyor. Ha, iyi yıl. Görüyor musun? 1880. Esas orada burcu var. O yıkılmış, bu öne doğru çıkan Mahmut. Orada Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru Ardüneryus tarafından yaptırılan Edirne Kalesi'nin 1800 yıllık sur duvarları günümüzde tarihe direnmeye devam ediyor. Bu duvarların bazı bölümleri ise bahçe duvarı, bazı bölümleri ise evlerin temelini oluşturuyor. Burada bir şey bunlar mı? Buradan girdi duvar, devam ediyor. Çalmayacak bize. Evet. Ve pek çok kuşatmaya, pek çok direniş, saldırıya karşı ayakta kalan bir kale. Çağının en önemli kalelerinden, en güçlü kalelerinden biri olarak tanınıyor Edirne Kalesi. Edirne Kalesi'nin esasında tam olarak oluşu 121 sürecinin ardından başlıyor. Ve Osmanlıların yoğun bir biçimde Trakya ve Balkanlardaki kalelerde kullanmış oldukları politika biraz değişik. Edirne'de burada askeri kimliği dışında ele alınan bir kale. Surlar sağlam kimliğini 19. yüzyılın ortasına kadar sürdürüyor. Özellikle bu süreçten sonra önemli bir tahribata uğramaya başlıyor. Surlar sökülmeye başlıyor. Taşlar satılıyor. Binaların yapılmasında kullanılıyor. Özellikle 1866-1870 sürecinden sonra yapılan bütün yeni binaların temellerinde olsun, duvarlarında olsun Edirne Kalesi'nin taşları kullanılmaya başlanıyor. Ve bu süreçten sonra da zaten şehir tamamen tahribe bırakılıyor. Ve ondan sonraki süreçte korkunç bir biçimde sur tahrip ediliyor. Surun yıkılmadan kalan parçaları bile tahribata açılıyor. İşte sur duvarları üzerinde binalar yapılıyor. Temeller yok olup gidiyor. Birkaç parçası kente, surların ayakta kalıyor. Çoğu da alt temellerinin izlerinin kalmış olduğu bir şekilde yaşıyor. Sur duvarları maalesef şu anda kötü durumda. Yani bütün sur duvarlarında biz bu aşınmaları, büyük yıpranma paylarını görüyoruz. Kazılar yapıldı fakat hiçbir koruma tedbiri alınmadı. Koruma tedbirlerinin alınmamış olması da Edirne gibi yani kışı soğuk, yazı sıcak bir bölgede çok hızlı ve bir tükenişi birlikte getirdi. Yani koruma kazı kadar önem taşıyan bir şeydir arkeolojide, önemli bir faaliyettir. Edirne surlarının gerçekten korunması, kültüre hizmet, turizme hizmet etmesi amaçlanıyorsa bunların iyi bir biçimde planlanarak korunmasını yapılması gerekiyor. Çünkü bu duvarlar esasında sanıldığı gibi basit duvarlar değil. Turizm açısından da çok büyük girdi sağlayacak duvarlar. Mesela buraya gelen pek çok yabancının özellikle bu duvarları görmek istediğini ben bizzat şahidim.